Aziz kardeşim, hürmetli Prezident Recep Tayyip Erdoğan, aziz devlet, hükümet başçıları. Kıymetli kardeşim, sevgili Tayyip Erdoğan, saygıdeğer devlet başkanları. Tabii ki bu Türk dünyası Ali Nişanını aldığım için büyük bir onur duyuyorum, büyük bir mutluluk duyuyorum. Aynı zamanda tabii ki çok büyük bir sorumluluk altında hissediyorum kendimi ve bugün bu nişanı almamın yarattığı mutluluğum ayrıca katlanıyor. Çünkü Türk Konseyi, devlet başkanları, sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle bu Ali Nişan'a layık görüldüm ve gerçekten de bu nişanın bana verilmesi Karabağ'ın Kurtuluş Savaşı'nın sonrasında oldu ve Türk dünyasının, devletlerinin bu liderliğimi bu şekilde kabul ediyor olması ve bu nişanın bana layık görülmüş olmasından dolayı hem kendi adıma hem de tüm Azeri halkı adına büyük bir onur duyuyorum. Bu nişan Azeri halkına verilmiş bir nişandır. Çünkü 2. Karabağ Savaşı'nda gerçekten çok büyük tavizler verdik ve çok önemli çabalar sarf ettik. Özellikle bu nişanı sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'dan almış olmam ayrıca önemli. Savaşın başından, ilk gününden son gününe kadar kendisinin bize gösterdiği desteği her an hissettik ve gerçekten de bu destek bize güç verdi, bizi teşvik etti. Çünkü sevgili kardeşim Azerbaycan'ın dünyada yalnız olmadığını ve Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olacağını gösterdi ve bu bize tabii ki büyük bir teşvik edici güç oldu ve her ne kadar Ermeniler bu savaşa girmiş olsa da biz büyük bir zafer ile bu görevimizi yerine getirebildik. Sevgili kardeşimin desteği sayesinde ve hem sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'a hem de siz saygıdeğer devlet başkanlarına gerçekten şükranlarımı sunuyorum ve bu nişanın dönem başkanlığının Türkiye'ye devredildiği bir günde verilmiş olması ayrı bir öneme sahip ve geçtiğimiz 2 yılda dönem başkanı olarak sarf etmiş olduğumuz çabaların da aynı zamanda başarıyla istenilen sonuçlara ulaştığını da yine teyit eder nitelikte. Şimdi bugün sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'a dönem başkanlığı devrediyorum ve eminim ki dayanışmalarımız, ülkelerimiz arasındaki dayanışma sayesinde, karşılıklı saygı sayesinde büyük bir başarıyla dönem başkanlığını Türkiye yürütecektir. Türk dünyasının lideri olarak sevgili kardeşim sadece ve sadece bu çabalarında başarıya ulaşabilir. Çünkü kendisinin büyük vizyonu sayesinde Türkiye çok büyük yol kat etti ve küresel anlamda büyük bir güç olarak kendini ortaya koydu dünyada Türkiye. Sadece bölgemizde değil, değil, tüm dünyada Türkiye'nin gücü tanınıyor. Hem ekonomik, hem siyasi, hem askeri gücünden bahsediyoruz ve dünyada hiçbir ülke yok ki Türkiye'nin bu önemini farkında olmasın ve sevgili kardeşimin vizyonu sayesinde Türkiye'nin kat etmiş olduğu gelişme, kalkınma hepimiz için aslında örnek gösterilecek bir yol. Çünkü biz Türk dünyasının kalbinin burada attığını biliyoruz ve bu da hepimize ilaveten bir güç ve güven veriyor. Dolayısıyla Azeri halkı adına sevgili kardeşime bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ve son derece derin saygımızı kendisine tekrar dile getirmek istiyorum. Azerbaycan'da herkes Tayyip Bey'i gerçekten büyük bir saygı ve sevgiyle anıyor ve kendisi ülkemizde çok önemli bir şahsiyet olarak kabul ediliyor. Bugün Türk dünyası ülkeleri arasında dayanışmadan bahsetmişken tabii ki ortak bir vizyonumuz var ve bu ortak